Şimdi ben ana hikaye dışında bir iki bir şey yaptım. Bunları size göstermedim arkadaşlar. Bu yaptığım şey ise bu bizim kuantum anomali, pardon, kuantum nereden çıktı? Anomali topladım iki tane daha ve iki tane daha çıktı. Belli ki bunlar sürekli çıkmaya devam edecek. Ben ana hikayeden Vladimir'le az evvel bir görüştüm. Yine iki tane eserin yerini söyledi bana. Biri burada, biri bu tarafta. Oralara gideceğiz. Şunu da göstereyim. Topladığım şeyler ise... Çok özür diliyorum. Şimdi biz bunu zaten biliyoruz. Yer çekimini bozuyor ve bir şeyleri havaya kaldırıyor. Şöyle bir şey var. Temiz oksijen, derin nefes almak ve zararlı karbondioksite karşı koymak için ortaya çıkıyormuş. Bunu bir denedim. Henüz bir işime yaramadı. Çünkü temiz bir yerdeydim zaten. Ancak muhtemelen atmosfer, yani oksijenin sıkıntılı olduğu yerlerde bunu kullandığımda oksijen alabileceğimi hissediyorum. Bu da bizim Skyrim'den bildiğimiz push, itme özelliği. Yani bu ikisi şu anda aslında gayet iyi durumdalar. Bir tane şöyle bir şey var. Yıldız Doğan güç yenileme hızını 60 saniye boyunca arttırıyor. Şimdilik onu kullanmayacağız. 6 keşfedilmemiş tapınak daha var. Onları da zamanla keşfediyor olacağız. Hadi bakalım. Bilinmeze doğru gidelim şuralara ve onları keşfedelim. Sağlığımız şimdilik bize yeterli. Ancak şöyle bir şey var. Bu Yıldız Doğanlar diye adlandırdığımız uzaylı varlıklarla bir daha karşılaşmak istemiyorum. Sizce karşılaşır mıyım ya? Gemim henüz onlara hazırlıklı değil. Manifest Travel'larda çok korkuyorum. Özellikle onlarla karşılaşacağım diye, biliyorsunuz, birdenbire çıkmıştı daha önceki de. Şuraya iniş yapalım. Şuraya inelim. Defalarca söylüyorum ama hala şu uçak uzay gemisini kullanmaya alışamadım. Yani Fast Travel olayına bir haritadan bakıyoruz, bir F tuşuna bakarak bakıyoruz. Uzayın dışına mı gönderiyor, içeride mi? Bazen karışıklık olabiliyor. Namussuz, bazen de çok güzel görüntüler elde ediyoruz ya. Bu arada şeyi geri taktım. Adı neydi bunun? Bir saniye. Takım yıldızı çantası. Çünkü bu takım yıldızı çantası şey konusunda çok iyi. Bize jetpack veriyor. Diğerinde jetpack yoktu. Ayrıca benim sıkıntılarım var. Ben buna dikkat etmemiştim. Neymiş? Aşırı güneş radyasyonu, aşırı ortam sıcaklığı. Allah Allah. Bu ne zaman oldu ya? Bir saniye. Hemen kendimizi bir iyileştirelim mi? Hemen kendimize bir bakalım. İyileştirebileceğimiz şeyler var mı? Yo, şu anda gözükmüyor ama normalde şeyde gözüküyor olması lazım. Radyasyon ve su damlası işareti. Bakalım nerede var. Bir hemen hızlı bir şekilde bakıyorum. Galiba. Yok. Bu değil. Bilmiyorum. Umarım kendi kendine iyileşir. Umarım. Keşfedilmemiş jeofiziksel özellik. Abi burası sıkıntılı ya. Beyler, burası aşırı sıcak. Oğlum 420 derece. Sen ne diyorsun ya? Güneş acayip yakın. Buraya geldiğimizde oldu bu tabii ki. Bu dağın içinde galiba. Girelim. İçeride bir takım varlıklar var mıdır? Yani düşman yok gibi, varsa yaratıklar vardır böyle bir alanda. Hiç belli olmaz.
Çok puslu. Etraf zor algılanıyor. Gerçekten basitmiş. Yani burada hiçbir şey yok. Bu arada dikkat... Ananı... Yıldız Doğan. İlk temas. İlk temas. Saldır oğlum. Arkamızdan da birileri gelmesin. Yıldız Doğan'la ilk temastayız arkadaşlar. Allah Allah, bak onlar da almaya gelmiş buraya, görüyor musunuz? Görünmez. Heyecan yaptım şu anda, hiç iyi hedef alamıyorum. Oğlum bunun bombasında ses çıkmıyor lan. Oyunda bug mı var acaba, yoksa hakikaten onun bombası bayağı özel mi? Oha. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Level 30 oğlum. Çok güçlü lan. Yapma. Çok bomba atıyor ya. Ama halledeceğim onu. İşte bu. Oha, bir kuantum özü kazandık. Bunları her öldürdüğümde kuantum özü kazanıyorum. Peki ben birincisini nerede kazandım? Oğlum ben daha önce farkında olmadan böyle bir şey öldürmüş olabilir miyim? Böyle bir varlık. İnanın hatırlamıyorum gençler. Vay. Bunları öldürerek ben bu özü kazanıyorum. Bunlarda da bayağı böyle süper güçler var o zaman. Ve bu varlıklar bunların peşinde. Ve bunların sırrını biz çözmeye çalışıyoruz. Onlar büyük ihtimalle biliyorlar ne olduklarını. Yüzyıllar sonra ilk kez bizlerle temasa geçtiklerine göre büyük bir şey var. Senin ben ya. Şurada mouse'un yan tuşu kısıyor arkadaşlar. Yanlışlıkla ona bastım. Tamam hadi diğerine gidelim. İyi tamam güzel. Bunu hallettik. Ama çok zor. Bu arada ben seviye bir yetenek puanı geliştirebiliyorum. Bizim seviyemiz 17. Bizim yani iki katımız sayılırlar ya. Ben hatırlıyorum gemileriyle karşılaştığımız zaman da aynı şekildeydi. Çok kuvvetliler. Şu anda onlarla savaşmaya hazır değiliz. Ancak nereye kadar bu sürecek böyle? Ben mi çok geri kaldım acaba oyunda? Ne bileyim ya. Sağlık paketi kullanmak istemiyorum. Şöyle yapacağım. Kalkalım. Gemide bir yatıp dinleneceğim arkadaşlar. Biz burada yatabiliyorduk öyle değil mi? Sağlığımızı fulleyelim. Ya gemiyi teker teker upgrade etme kısmını girmektense ben şeyden yanayım. Yeni gemi almanın peşindeydim. Yeni gemi inanılmaz pahalıydı, onu hatırlıyorum. Hayda, ne paketiniz var ya? Yıldız Kargo yardımın için ödeme yapacaktır. Ya gerçekten beni bulaştırmayın.
Benim çok daha ciddi işlerim var. Ulan haberiniz yok. Yıldız doğanlar var kardeşim. Siz neyin peşindesiniz? Ne paketi ya? Kalkan öyle. Evet şunları... Neyse şimdilik böyle kalsın. Gemiyi çok hafif upgrade etmiştik bir iki bölüm önce hatırlarsanız. Çok az ama yani. Çok az. Aa bak burada kesin bir şeyler çıkabilir bu arada. Yeral harita yok ki arkadaş. Önümüz açık. Gezegene zaten yaklaşamayı şöyle bir saat kestireceğim ben arkadaşlar. Gözünüz yolda olsun. Hay Allah. Bug'a girdik. Ben bir de şeyi çok kaçırdım biliyor musunuz? Hiç hakim olamadım ona. Mesela Atlantis'i şu an bul deseniz bulamam biliyor musunuz? Hangi yıldızda, hangi güneş sistemindeydi falan harita üzerinde. Çok zor bulurum herhalde ya. O olay beni birazcık şey yaptı. Kopardı. Fast travel yapa yapa. Hello Captain. Şimdi şuradan iniş yapmamız gerektiği söyleniyor. Yapalım. Mesela şimdi bu sefer buraya açıyor. Buradan iniş yapıyoruz falan. Farklı farklı fast travel hareketleri. Oha. Burada bir yapı var. There are a plethora of inorganic materials in this region. Şuna bayıldım lan. Ulan gerçekten böyle bir şeyle kar... Ya bak şimdi düşünsenize. Abi gene eksi 205 derece ya. Burası da soğuk. Öbür yer eksi miydi artı mıydı onu da fark edemedim. Acayip bir görüntü gerçekten. Şöyle bir şeyle karşı karşıya olduğunuzu düşünsenize. Hadi be felaket harbiden. Şeye bakabilir miyim map'e? Çok merak ettim şeyine. Yakınlığını. Bayağı yakın hakikaten. Beh. Bunu yapmamışlar. Ama bayağı yakın. Ve burada bayağı bir şey var. Her neyse. Burada kimler var? Korsanlar. Oo, yavaş, yavaş. Daha bayıldım ya. Mermisi de çok ya. Gayet kullanışlı. Damage'i de gayet iyi. Neyiniz var? Silahın benimlisini alırım. Ama şu silaha gerek yok. Sana ben şuraya git, içeri gir, temizle falan diyemiyorum öyle değil mi ya?
Sanki önceden Fallout oyunlarında vardı gibi hatırlıyorum. Komut verebiliyorduk falan gibi. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Çok yanlış yerde duruyordun ama ya. Of. Hakikaten güzel hareketti. Ama bu... Oha. Hadi be, şeymiş, cam varmış. Cam var değil mi lan? Dalayım mı? Kapalı mekan, pompalı tarzı geçebiliriz. Level 2, tek atabilirim. Ananı satayım. Gitti. Level. Hadi herif. Başka neyle dalabilirim? İyi aslında ya. Dal 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 Allah aşkına. Çok yaralandık be. Silah çok iyi dostlar. Tamam, bölge temiz. Acayip yaralandık ya. Vasco hayırdır ya? Neden adamı öldürmüyorsun acaba? Şey ya. Şu araştırma makinelerine çok fazla girmiyorum. Oo, Aga'dan böyle bir şey buldum. Güçlü jetpack diyor. Alan enerji hasarını %15 azaltıyor. Yapıştıralım onu ya. Onu kullanırız. 7.77 mermisi kullanarak şöyle bir silah veriyor ama neyse. Epey bir silahım falan var zaten. Ben hemen şu şeyi bir kullanmak istiyorum be. Evet. Gayet iyi. Şimdi burada tavana çarparız zaten. Burada kullanmayalım. Yukarıda kullanırız dışarıda. Burada ne öğrenebilirim acaba ya? Mağaradaki tabiatın tıbbi özellikleri bulunan bir mantar popülasyonuna ev sahipliği yaptığını düşünüyoruz. Mağarada tüketilen sporlar iltibatı azaltıyor. Fakat bunu uygulayabilir ticari bir ürüne dönüştürmemiz için özelliklerini istikrarlı hale getirmemiz gerek. Çok yaralandık ya. Çok fazla şey kullandık. Hadi canım. Müthiş. Oha. Bu kadar güçlerini... Öldürdüğüm karakterlerden, NPC'lerden bulabileceğimi hiç düşünmemiştim biliyor musunuz?
Kesin bunları böyle çok pahalıya satın almam gerekiyor diye tahmin ederim. Harika. Jetpack şeyimiz de güçlendi. Hiç sanmıyorum. Ya aslında biraz daha silah falan toplayıp... Ay çok pardon dostum be. Bunları da satmamızda fayda var ya. Kapıyı aç ya. Harikasın. Çünkü şu anda pek de satabileceğimiz şeyler çıkmıyor. O yüzden diyorum ki yani en azından bir şu kıyafet falan filan vardı. Onları alalım mı? Kıyafetlerini, silahlarını alıp satabiliriz yani bilmiyorum. Al abi korsan kıyafeti. Mesela bunda iyi para ediyor da neyse. En iyi para biriktirme yöntemi o. Çünkü bir şeyleri satarak gerçekten iyi paralar kazanabiliyorum bir noktadan sonra. Orada kısa yazmıyor. 68 binimiz var. 5000'e bir gemi alınıyordu ama 50.000'e. Çok şeydi onu hatırlıyorum. Zordu. Giriş seviyesi bir gemi. Şu anda kullanmış olduğum gemiden daha bile kötüydü. Ama adam akıllı gemiler pahalıydı bayağı. Sana bak çok iyi para. Susturuculu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. 777 çok iyi bir silah lan. Bir saniye. Oğlum bu ne lan? Ben bunu ne zaman almışım? Bu fena değilmiş. 6.5. Bu. Art arda her vuruş daha fazla hasar veriyor. Oğlum bu bayağı iyi bir silah ya. Ve keskin nişancı. Bunu şöyle yapalım. Favoride bunu şu altının yerine alalım. Bu da sniper ya. Onu daha sonra şey yaparız. Bayağı bir silahımız var ya. Şunu mesela bunu kullanır mıyım ben? Bunu kullanmam herhalde. Bunu satarız ya. Bazı silahlara biraz çeki düzen vermek gerekiyor. Şunu da satarım diyecektim de bayağı iyi modifiyeler yapılmış. Bu da aslında kullanılabilir. Sokak süpüren. Bu. Bunun mermisi çok az. Bunu da satabiliriz. Çok da iyi para ediyor. Evet, silahlara bir çeki düzen vereceğiz. Bu güzel keskin nişancı ama bunun şeyi mermisi çok yok. Bir süre durabilir. Ha, bu çok keskin nişancı değilmiş ama. Gideri var da. Buralarda kullanılır yani kapalı mekanlarda. Bak. Harika. Gayet güzel. Güzel paraya satabileceğim bir şeyler, pahalı bir şeyler. Bunlar nedir ya?
hasar verdi lan bana o mantarlara yaklaştık diye. Akciğerimizden hasar aldık. Buradan çıktığımızda kendimizi tedavi ederiz. Ananı satayım ya. Tamam, anlaşılan bundan sonra sizinle hep karşılaşacağım. Yalnız silah nasıl? Anasını sattın ha. Vallahi mükemmel öldürdük ya. Silahı sevdim. Silaha bayıldım. Tamam, çok güzel. Buradan çıkalım artık, hadi. Bu kim lan? Bunlar kim abi? Korsan mı? Muhatap olmasak mı? Gemi çalma var mı oyunda? Yani ben ama yoktu. Daha önce yabancı gemilere girdiğimizde şey kısmına giremiyorduk. Kokpit kısmına giremiyorduk. Kapı kilitli oluyordu. Bayağı geldi kondu. Ananı. Buraya da mayın koyulur mu be? Zaten zıplayınca aşıyorsunuz. Hay Allah ya, bir gidesim geldi. Ama neyse. Hadi ayrılalım artık buradan. Saldırı altındayım. Aa, gemi güzelmiş ha. Starboard. Bunun seviyesi düşük. Bir de gemilerini indirelim bakalım. Bir de gemilerini indirelim. Yalnız çok şekil gemiler ya. İlk karşılaştığımız şeydi değil mi? 30 level falandı, kaçtık ondan. Abi şey falan oluyor, görünmez falan oluyor. Bunların öyle teknolojileri var ya. Ne oldu lan? Gitti. Hiçbir şey lootlayamıyoruz. Bunlar şeyde de böyle oluyor. Askerlerde de yani görünmez olabiliyorlar. Görünmez teknolojilerine sahipler kısaca. Tamam. Bu arada şeyi bulamıyoruz dedik de. Alpha Centauri bizim ana meydanımız. Buraya bir gidelim. Şeyi teslim edelim. Daha sonrasında bir kaç satış şeyleri yapalım. Çok silahımız falan birikmiş, böyle bir şeyler. Birazcık temizleyelim yani kendimizi. Gemimiz de doldu çünkü. Geminin kapasitesi de doldu. Oraya da artık çok fazla bir şey yüklemiyoruz. Gemiyi de boşaltmak lazım biraz. En son boşalttım mı ben onu ya? Kargo bölümü yok. Boşaltmadık.
kaynakları bayağı boşaltabiliriz. Oğlum biz hastayız ya. Doktora gideriz burada. Hiç kendi şeylerimi kullanmayayım. Doktora iyileştiririz kendimizi. Evet beyler. Bir Yıldız Doğan öldürdüm. İki Yıldız Doğan, bir de Yıldız Doğan gemisi patlattım. It's all becoming so overwhelming. The Starborn, the artifact visions, the music. Is it all worth it? Mateo, are you having a crisis of faith? You? What if the Starborn are right? What if our hunt for the artifacts is a fool's errand, doomed to failure and catastrophe? You think we're doing the wrong thing? We just want answers. Isn't that why we all joined in the first place? The noble quest of discovery? Ne ol haklı. Kimliğimizi terk edemeyiz artık. İkinci biz, ikinci bizi ciddiyet içinde boğmadan sussanız iyi olacak. İkinci biz. Evet ya, bu topladığımız şeylere değer mi? Bence değer. Şimdi insanlar artık bu Yıldız Doğanlarla etkileşime geçtik ve savaşlar başladı ya, yani kendi aramızda artık Yıldız Doğanlar bize görünüyor ve savaşıyoruz. Şimdi korku salmaya başladı. Ulan savaşıyoruz ediyoruz da ya hiçbir bok olmazsa boşu boşuna mı savaşıyoruz gibi. Bence bu topladığımız şeylerin büyük bir önemi var ki onlar da bunun peşinde. I'm sorry. I'm not trying to shame either of you. Blame the workings of a worried mind. I just hope that this journey doesn't turn us into something that we wouldn't recognize from where we are now. Take to interrupt. Oğlum çok kötü durumdayım ben. But I have a favor to ask. Lot of equipment on the eye has reached the span's end. If we're going to find more artifacts further out, we need work done. Göz sıkıntı olmuş. Shines from Sarah and Walter for the materials, but I need hands. Şu andan itibaren daha fazla eser tespit edemeyeceğiz. Bir göz vardı ya, o göz uzayda şey aracı, araştırma aracı. O sayede bu eserlerin yerlerini tespit ediyorduk. Şu anda bir durum var. Nedir? Ne tür onarımlar? Console parts, replacement wires that have burned out. Some fixes to the intercom between the station and the lodge. Mecbur. Tamam, göze gider hallederiz. Need more than just the you and I. Ask around. A few constellations are already on their way up. İyi para verdi be. İyi para verdi. Ben şimdi şeye gideceğim. Tamam. Bir sonraki hikayemiz göze gitmek olacak. Gözden önce bir doktor, bir ticaret alanı. Yani gerçekten hala şunu anlamış değilim. Çok bozuluyorum. Abi şurada mesela harita. Abi doktor, işte ticaret bölgesi, silahçı bilmem ne falan yazsana abi. Ticaret bölgesi. Bölge bölge var. Ticaret bölgesinde galiba her şeye ulaşabiliyorduk zaten. Şimdi biz şunu arada kullanıyoruz ya, Siri'yi tarama. Bunu satıp yerine bunu kullanabilirim. Bu biraz daha fazla modifiye edilmiş. Biraz daha iyi görünüyor. Bunun şarjörü daha fazla ama çok da mühim değil. Şarjörleri hızlı doldururum diye düşünüyorum. Ama bir de bunun menzili de daha yüksek ya. Ne yapsam bilemedim. Yine de ben bunu kullanacağım. Şunu satıyorum. Onun dışında bu silah çok güzel. Tabanca olmasına rağmen çok iyi ateş ediyor ve çok iyi şey yapıyor. Şunun mermisi yok. Bunu direkt satsak mı ya? Bunu direkt ben satacağım ya. Tabancaymış. Sat abi bunu. Uzun namlu stratejik şarjör. Çok da iyi paraya gidiyor. Kullanmam ben onu. Bu 6.5 milimetre. Bu da aslında güzel. Bunu kullanabilirim yani. Paraya da değmez. Çok az bir para. Şunu ver. Şunu satalım. Şu ne? Bunu geç. Şunu da bulunduruyoruz. Daha kullanmadık. 11 milimetre. Bu da onun tavan 27 kalibre. Şeyi çok benziyor, tema.
Aslında bunu da satabiliriz. Şeyi bunu çok yok mermisi. Henüz şu kullanmadık yani. Topladığım zırhları satıyorum. Aa, satıcının parası bittiği için ürünü değerinden daha şeye satarsın diyor. Yok hocam, kalsın. Tamam. Seninle işim bitti benim o zaman. Zaten burada daha da satın alsam sağlık varsa satın alayım. Aa, bir dakika, bundan alabilirim. Bundan alabilirim. Gemiyi şeyi gerçekten çok pahalı namussuz ya. Gerçekten çok pahalı. 6750 6 tanesine. Ver abi. Hepsini al. Gene iyi. Taşıma kapasitesini de arttırıyormuş. Bu da iyiymiş ya. 2 tane alayım bundan. O zaman sana şimdi tekrar şunu satabilirim. Güzel ticaret oldu. Gemiyi boşaltabileceğim ne var? Gemide şu kıyafetleri tutmuşum. Mesela bunları atayım diyorum. Uzay giysisi kalsın. Tutulma uzay giysisi. Bunu da sat. Şu an üzerimizdekiler zaten iyi. Takım yıldızı kalsın ama onu satmak istemiyorum. Şunu da satalım. Bunu da satıyorum. Bir anlamı yok onun. Çok pardon ya. Yes. Tamam. Kasklarda bayağı bir şey var. Takım yıldızı şeyi kalsın. 40 takım yıldız uzay kaskı. Bu nereden gelmiş? Don't use, kullanma diyor. Kırılmış lan bu zaten. At onu. Kalibre edilmiş. Bunda normal. Bunlar, bunu nereden almışım acaba? Tamam, bunu sat. Şu da çok acayip bir şey ama ya. Bunu o yüzden satasım yok, bu kalsın. Giysiler. Bu ne ya? Gece takımı ne ya? Nereden gelmiş o? Şapka. Neyse, bir şapkamız da bulunsun. Kaynaklar. Bunları ben direkt okutabilirim. Çok da iyi para yapar. Bayağı da ağırlık azalır. Ben craft etmiyorum. Bunlar bir şeylerin craftlarında kullanılacaktır. Oyunun bundan sonraki kısmında da çok craft eder miyim zannetmiyorum. Ben bunların hepsini yok edeceğim arkadaşlar. Ben bunların hepsini yok edeceğim ya. Gemiyi var ya, bomboş hale getirir bu. Ama ablamız hepsini alamaz. Ticaretimiz arttı. Bunlar ucuza gittiği için çok da problem olmuyor ama totalde hatır sayılır meblağ kalır finalde. Gemiyi inanılmaz boşaltıyor bunlar. Çok ağırlıkları hafif ama bir sürü şey var. Bir bu kadar, yani bunun yarısı kadar benim üzerimde vardı. Onları bile sattığımda inanılmaz rahatladı karakterim. Tamamdır. Güzel. Şimdi. Right, right. Come back if you need something else. Şeyden dolayı tam yüklüyüz. Geminin şey parçaları var bende şu anda. Bunu da koyarız gemiye. Baksanıza 155'e düştü be. Şimdi şunu da koyacağız. Biraz gene ağırlaşacak ama yapacak bir şey yok. Gemi parçaları. Hepsini depola. Onun dışında bunlar bende. Burada acaba kullanmadıklarımı, sonra kullanıyor olacaklarımı da şeye mi koysak? Bence gemiye koyalım, gemiye depolayalım. Seni şey alacağız, favori alacağız. Onları hep daha sonrasında şey alacağım ya.
üzerimde taşımak istemiyorum, anladınız mı? Favoride olmayan şeyleri üzerimde taşımayacağım. Hemen şöyle yapalım. Seni de favori olarak 3 numaraya. Daha önce şeyi hesapmıştık. Tamam, çok güzel. Sadece favoriler var. Bu yüzden çok hafifiz. Seni de atalım şeye, gemiye. Ve bir doktor bulmam lazım şimdi. Tekrar ineceğim şehre. Doktor bulmamız lazım arkadaşlar. Harika. Tamam. Onun dışında gayet iyiyiz. Bu silaha bayıldım ayrıca. Öksürüyorum. Çok kötüyüm yani. Sıkıntılarım var bayağı. Öksürdükçe staminam falan gidiyor yani. Buldum ya. Şehirdeki tabelaları takip ettim. Brilliant Medical olarak tabelayı takip ederek buldum. Güzel. Burada hem kendimizi iyileştiririz hem de biraz daha sağlık şeyinden alırız. Eğer varsa ellerinde. Merhaba, merhaba. Önce tıbbi yardıma ihtiyacım var. Ver. Elimin kiri. Tamam. Biraz da malzemene bakalım ne var. Aslında şöyle bandajlar falan almak lazım arada. Lan az para da değilmiş ama. Bak şöyle şeyler başımıza gelmeye başladı. Ben bir ara diyordum ya, bunlar ne işe yarıyor? Sanki sakatlanıyoruz falan. Sakatlanıyoruz abi. Bir yerde atlarken uzun atlama yaptım ve ayağım falan sakatlandı. Bu gibi şeyleri kullanarak iyileşmiştim. Analjetik LPA. Bir tane bulunsun. Antibiyotik şırıngadan da bir tane bulunsun. Antibiyotikten bir tane alalım. Evet, yani onlar hep iş görecek. Ona gerek yok. Şu kırık şeyi bitti. Onu kullandım çünkü, ondan bir tane alalım. Tıbbi kit en sevdiğim. Hepsini ver abi. Bu ne? Sağlığı saniyede %8 arttırıyormuş. 4 saniye boyunca. Travma kiti. Yok be, ona gerek yok. Tamam, okey. Alacağımı aldım. Hadi bir tane de seni alalım. Okey, güzel. Temiz olduk. Bu arada yani var ya, New Atlantis'te daha keşfetmediğimiz bölgeler varmış. Bir iki girdim şimdi buraya, arayayım bulayım derken. Bayağı da büyükmüş yani şehir. Bu arada dikkatimi çekti. Biz şunu yarım bırakmışız. YSP için yeni hikayeler bul. Bir de Akila şehrindeki Gelbank soygunu hakkındaki haberleri ilet. Hatırlıyor musunuz? Bunu yapıyorduk bir ara. Haberciye bir takım bilgiler veriyorduk. Şurası. Bu Gelbank hikayesi vardı. Bir banka soygununu durdurmuştuk Akila şehrinde. Ne kadar zaman geçti üzerinden. Onu bunu anlatalım. Elimde güzel bir hikaye var ama biraz eskidi. I'm surprised that branch has any customers left. The number of times it's been held up. But I thought the Rangers had finally managed to get a handle on it. I heard there was a standoff. That true? Evet, bir anlaşmazlık çıktı. Benim de buradaki ilk seferim. Akira'ya hoş geldin. Soyguna kafanı yorma. Bankanın birçok kez soyulmasına inanmıyorum. Evet, bir anlaşmazlık çıktı. I'd say I'm surprised, but this is my total lack of surprise face. What happened to the robbers? The Shaw gang. Oğlum ne olduğunu ben bile hatırlamıyorum lan. Bütün soyguncuları temizledim. Hayatta kalan yok. Sakıncası yoksa söylememeyi tercih ederim. I understand. Experiencing news instead of hearing about it. It's a whole other world. Biraz sansürledik. These things are often messy. Any customers or Galbank staff get hurt? Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Hatta bildiğim bir yaralanma dahi yok. That's really good news. Usually, yanlış haber de verebiliyoruz yani. Mesela insanları orada korumuştum ben. Kimseye zarar gelmedi ama geldiği olarak yansıtabiliyorum. Any comment on the Freestar Rangers?
Having another high-profile robbery in their own backyard is a bit of a black eye. Acı neyse insanlar acınası şeyler yapar. Korucular bunun bir felakete dönüşmesini engelledi. Yorumum yok. Eğer korucular kendi bankalarını bile koruyamıyorlarsa kimi koruyabilecekler ki? Biraz aşağılayalım. My quote right there. Very well said. Stories like this always fire up public outrage and appetite. Thanks for the interview. And take this. 900 kredi verdi yani, o da para mı ya? Yeni hikayeler bulmaya devam edeceğim sana, tamam. Bayağı bir tapınak şeyi çıktı burada. Ve buralarda şey de çok var ya, görev. Bayağı bir görev şeyi var. Onu mesela şuradan daha iyi görebiliyoruz. Bakın, Rujin Industry'yi şöyle daha iyi okuruz. Kioskunda iş başvurusu. Öncü birliğe kaydol. Hatırlıyor musunuz? Kaldı o da mesela. Çavuş Yumi ile konuş. Loca. Çavuş Yumi ile bir konuşalım. Neydi o? Ne görevi o? Bakalım bir. Ufak tefek şeyleri yapalım. Karakterimizi güçlendiriyor. İyi paralar kasıyoruz böyle yan hikayelerde. Çavuş Yumi. Göreve şuradan baksak daha iyi olacak. Öncü birliğe kaydol. Of, şuraya bak. Çavuş Yumi burada. Ne konuşacağım onunla ben acaba ya? Bence Çavuş Yumi ile şu an konuşmayayım. Oğlum bayağı bir şey var lan. Bunlar hep benim yanından geçtiğim ve tetiklenen şeyler. Buna girdiğin zaman bunun içinden bir hikaye, öykü çıkacak. Vallahi iş başvurusu. Aktiviteleri çok fazla cozutmayalım da şuna bir bakalım. Şehirde dolaşan Rujin Industry için bir iş tanıtımı duydum. Başvurmak istersen bir Rujin ekranı bulmam gerekiyor. Bir bakayım bu neymiş. Bunlar güzel kazandırabilir bana. Para lazım dostlar, para. İş başvurusu. Rujin Industry'de iş başvurusuna hoş geldiniz. Başvurunuzu gönderilmesi için tüm soruların yanıtılması gerek. Sekreterlik pozisyonunda veya kurumsal ortamda kaç yıllık çalışma deneyiminiz var? Kurumsal ortamda yalan söyleyerek 1-4 diyelim mi? Rujin Industry'ye ve ürün hatlarına ne kadar aşinasınız? Hiç. Yazma ve dosya yönetimi açısından bilgisayarlarla ilgili yeterliliğiniz nedir? Düşük. Tamamladığınız eğitim seviyesi nedir? Biz bu oyuna başlarken bunları yazmadık galiba, değil mi? Ne bileyim ulan? Üniversite. Suç faaliyetiniz, geçmişiniz var mı? Evet. Başvuru zaman başvurunu resmi olarak göndermek için lütfen aşağıdan başvuruyu gönderi seçin. Bu noktadan sonra cevaplar değiştirilemez. Rapor verirsiniz. Ne diyor? Submit your application. Wally sistemindeki Wally Alpha'daki Neon'a git. Oo, Neon'a mı gideceğiz? Ne diyor açıklamasında? Rujin Industry ekranına bir başvuru formu doldurdum ve bir görüşme için nitelendirildim. Neon'daki Rujin Kulesi'ne gitmem ve operasyon katında Imogen Salzo ile buluşmam gerekiyor. Neon Wally Alpha'daki Wally sistemde. Gidelim mi oraya? Çok uzak be. Ama gideriz. Birazcık ana hikaye beklesin. Pekala. Welcome to Ryujin Industries. Can I help you? You must be one of the candidates that Imogen Salzo is interviewing today. Her office is down the hallway to my left. Take another left at the conference room, follow it around to the right and up a small flight of stairs.
Then take a left and keep heading that way until you see her office. Sounds like a maze, right? So if you want me to walk you back there or have any questions, just let me know. Birkaç sorum olsun bakalım. Hopefully I have some answers. Enerjisi iyi bir insan. Imogen hakkında bana ne anlatabilirsin? Imogen. She's ruthless, but still knows how to behave around everyday people, if you know what I mean. She's probably next in line to take over for Ularu Chen, head of operations here, which would be a godsend considering Chen has no filter and loves to speak her mind. No one loves brutal honesty that much. Tam olarak ne iş yapıyor orası? Oh, wow. You're serious? Well, Ryujin is the tech industry leader in the settled systems, mostly known for neuroamps, which exploded on the scene about 15 years ago. Other than that, our products include operating systems, security, various quality of life improvements for the home. We're like a full package. If you really want more info, I'd recommend reading up at one of the kiosks. They've got this company's entire history listed. At least the history they want you to know. Görüşmeler nasıl gidiyor? Teknoloji şirketiymiş arkadaşlar. Aksiyon olur mu burada bilmiyorum. You won't believe the people we've been getting. I heard the hiring algorithm Yuko made approved all applicants. And of course Yuko bailed when interview time hit. It's technically her job. And Imogen is furious. Tamam, hadi hazır. Good. Best not keep Imogen waiting too long. And the offer still stands if you need someone to show you the way. Ofisi kendim bulabilirim. Great. Well, good luck then. I'm sure I'll see you on your way out. Tarif ettiğin yol asla aklımda değil ama hallederim. Bunlar teknoloji şirketi bir güvenlik paketi satıyorlarmış. İçeride büyük ihtimalle bir takım aksiyonlar olabilir. Bakalım bizden ne isteyecekler. Great. A full space suit. Corporate environments aren't that toxic. Have a seat. All right, just to get a few things straight here. I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Ryujin Industries. I don't normally do this, but my counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. We're looking for someone to fill an entry-level administrative position. Apparently, our algorithm has failed us and believes you to be a decent match, which I'll take up with our technicians later. So, let's get this over with. Why do you want to work for Ryujin Industries? Neden olmasın? Ryujin Yerleşik Sistemler'deki en iyi teknoloji şirketi. Sadece biraz kredi kazanmak istiyorum. Kesinlikle öyle. I can appreciate an honest answer. And if you're hired, you'll be making far more than just a few credits, provided you're successful, of course. Why do you consider yourself qualified for a job like this? Bu işi yapabileceğimi biliyorum ve bunu kanıtlamak isterim. Başlangıç seviyesinde herkes bu işi yapabilir. Yeterli olduğumu söyleyemem. Ama bu işe ihtiyacım olduğu kesin. Değilim ki. Öyle kafama göre takılıyorum desek biraz fazla mı şey olur? Bu daha iyi bir cevap. Well, that's a blunt answer. Not that I'm going to argue since I feel the same. So, next question. How motivated are you to succeed? İşimi bitirmek için elimden ne geliyorsa yaparım. Ne için çalıştığıma göre değişir. Tek umudum işten atılmamak. Ha bak, işi bitirmek için elimden ne geliyorsa yaparım. Bu doğru. All in, huh? At least that's an attitude we can work with here. And finally, my last question. If you worked here for 5 years, what role would you see yourself in? 5 yıl içinde bu şirketi ben yönetiyor olacağım. Umarım burada yönetimde bir görevim olur. Araştırma ve geliştirmede teknolojinin geleceğinde bir rolüm olsun istiyorum. Siber güvenliğin karmaşasını tercih ederim. Bırakın 5 yılı, 5 ay bile dayanabileceğimi sanmıyorum. Siber güvenliğin karmaşasını tercih ederim. In that case, you'd find yourself on one of the best teams in the settled systems.
It's nice to see someone take an interest in the legal side of cybersecurity. But I hope you enjoy a challenge. İnanın bana siber güvenlikle alakalı çok fazla bilgi sahibi değilim ama. So look, since there's a million other things I'd rather be doing than this, not to mention that this isn't even my job, you're hired. On a probationary period, of course. Especially considering this criminal record of yours. Çok kolay aldınız işi. There's a meeting starting soon and I need you to pick up the coffee order at Terra Brew. Fairly easy, so you shouldn't be able to screw it up. Kahve mi? If there's a line, skip it. Tell them you're here for Imogen Salzo and you should get served right away. Kahve mi götüreceğim lan şimdi? I'm a little busy right now. I've got my eye on you. Tamam. Ya bir değişik bir deneyim olur arkadaşlar. İşin sonunda da iyi bir para alırız. Merak ettim doğrusu buradaki yaşanacak olayları, olay örgüsünü, macerayı. Çok bir macera da olmayabilir ama. Şimdilik bizi deneme sürecine aldılar. Siber güvenlik muhabbetleri falan var. Buralarda belki hackerlığımı biraz geliştirebiliriz yani buradaki süreçte. Hackerlık da oyunun gidişatına bayağı etki eder diye tahmin ediyorum. Yani bir takım kapalı kapıları hackleyerek veya bilgisayarları, turretları ekleyerek avantajımı kullanabilirim diye düşünüyorum. Sipariş almaya geldim. You must be new. What happened to Tomo? Did you finally get that? I got fired is what happened. Aha, bu kovulmuş, biz bunun yerine gelmişiz. Is the soulless suit they got to replace me? Tomo, I'm sorry. I know how hard you were working for that promotion. 4 years behind a desk, getting coffee, kissing up to that high and mighty Marvin Ted. Just to get replaced by this nobody. Salak herif, 4 yılda ne yaptın sen? Hiçbir bok yapmamışsın. Tek yaptığım bir ilanı cevaplamaktı. Ne oldu? Uraru Chen kim? You don't even know your own boss's boss. Tanımıyorum lan. Uraru is Ryujin's head of operations, or resident shark, if you ask me. If she smells blood in the water, you're dead. Kovulmana üzüldüm. Üzüldüm mü bilmiyorum. Tek yaptığım bir ilanı cevapladı. Hearing that ad should have been the first sign they were going to get rid of me. I bet Uraru was just waiting for the moment to hire you. And now that I've been terminated, it's only a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. Believe me. Oğlum dur lan. It's either you or me. Şimdi bak, normalde bana böyle silah çeken adamın kafasını patlatırım ama yani bu da işte ne yapsın, ezilmiş etmiş, kovulmuş, birazcık öfke patlaması yaşıyor. Normalde baktığında terörist veya kötü bir adam değil, herhangi bir külte şey yapmış bir adam değil. Adamcağız yani bu. Bence seni ikna etmeliyim ben. Sen yaşa. Hayatına devam et. You get one chance to prove you deserve this job. Change my mind and I'll walk away. Fail. Böyle saçma bir iş için de, yani saçma demeyeyim de, öyle bir iş için de günaha girmem aga. Beni tanımıyorsun, bile düşmanın değilim. You act like you're better than me. You're not. Kazanamazsın, hata yapıyorsun. You can't be that good. Not yet. Buraya kavga etmeye gelmedim dostum. Ah be. Like I care what happens to you. Looks like I'll be doing Ryujin one last favor after all. Üzüldüm lan. Vallahi üzüldüm ya. Elimden geleni yapacaktım. Üzerindekileri de almayı ihmal etmedim yani. Look, I don't want any trouble, but I'd get fired if I didn't call security to get this body out of here.
So I'd head back to Ryujin ASAP and let Miss Salzo know if I were you. Ne olduğunu anlatırım. Durumu gayet iyi idare ediyorsun. Beni ihbar edersen hayatını cehenneme çeviririm. O adam da kimdi? Ya neyse. I grew up on Ebb Side, so stuff like this is pretty common. Although it doesn't make it any easier to witness. Believe me. Yazık oldu, adama yazık oldu. Bakalım bu olanları ona anlatayım da ne diyecek? Burada bizi kirli işlere yönlendirmeye başlayacaklar bence. Var mıdır bunların da kirli işlere, emin değilim ama. That coffee is still hot considering the time it took you to get it. You either need to learn this city or how to deal with distractions. So, what was the holdup? Eski bir personelize rastladım. Belki de yavaş yürüdüğümdendir. Burada yeniyim ve yolumu kaybettim. Eski bir personelize rastladım. Good answer. And the one I was hoping for, since we learned of the incident before your return. Vay, bizi test etmiş. Yani yalan söyleseydik biliyordu bu olayı. Like to try you out in a different role at the company. And since Yuko isn't here to object, your new position starts right now. So, congratulations. You've been promoted. Direkt terfi ettik. Your first day, right? Muhtemelen dediğim gibi elimiz silah tutuyor ve bunu fark ettiler. Oraya göre bizi yönlendirecekler. Yalan söyleseydim direkt öğrenmişti. Bunların da kolu uzun ya. Şerefsizler. Umarım bu zaman alacağım anlamına geliyordur. Bana yeni pozisyonumdan bahsedin. Let me explain. I'm promoting you to junior operative. The position is a bit ajan, more complicated, tamam, and completely confidential. Your main duty is to add influence when necessary to ensure success of the business. Any questions so far? Neden gizli tutulduğu beni şu an için ilgilendirir mi? Etkini ortaya koymak derken neyi kastediyorsunuz? Neden gizli tutuluyor? Ben bileyim bari. We consider what we do here to be a trade secret. If others knew and could mimic our actions, it would take away our edge. In any case where a threat to success is established, one of us is sent out to create a more desired outcome. This may be through a conversation or presenting some new information. It's all very situational, as you'll soon see. Tamam, iyiyim böyle. Really? Well, this transition may be easier than I thought. Now, let's get that coffee delivered. I'll gladly take mine. And since Yuko's still a no-show, feel free to keep hers. The other recipients are eagerly waiting for you in the conference room. Tamam, konferans salonuna gideceğiz. Bir toplantıya katılacağız anlaşılan. Imogen neydi lan, nasıl okunuyor, neyse. Tierbrough'daki Tomo'nun üstesinden geldiğim için bana kıdemsiz ajanlık teklif etti. Fakat hala kahveyi götürüp konferans odasındaki yöneticilere buluşmam gerekiyor. Hadi gene şunu halledelim, ondan sonra bölümü sonlandırırız arkadaşlar. Selamünaleyküm. Evet. Coffee, finally. Well, let's have a look at you. Umarım gördüğünüz şey hoşunuza gidiyordur. That depends on your actions going forward. I'm Alexis Price, head of the legal department here, and I'll be direct. Any legal troubles you cause as an operative, witnesses, getting arrested, are my troubles. So steer clear of law enforcement. We may have connections with Administrator Bayou and the Freestar Rangers, but they aren't the ones I prefer to abuse. Aslında bari böyle çeşitli işlerde çalışıp insanlar tanıyarak bizim ileride yolumuzu da açabilir. Yani böyle insanlarla beşeri ilişkilerimiz işte bizi mesela mahkumiyetten de kurtarabilir. Suçluluk durumlarından kurtarabilir. Söz veremem, gerekeni yaparım. Ben bir hayalet gibiyimdir, kimse beni yakalayamaz. Hür yıldız koruyucuları ile gibi bir bağlantımız var. For one, our connections with Bayou automatically grant us a slight connection with the Rangers.
He has some amount of influence with his seat on the Council of Governors. But our strongest connection is local, with Ranger Price. Korucu Price. Kulağa bir aile bağlantılarını sistem ediyormuş gibi geliyor. Güzel. Maaş bordosunda Yürü Yıldız korucusu. Hardly. Chaelin knows how business is done in Neon. I don't need to lean on someone who's mastered their role, and I don't want to start. So like I said, stay away from law enforcement. I don't want to mess. Tamam, elimden geleni yaparım. Let's hope your best is good enough. Just what I needed. Imogene said she hired someone new. I'm Genevieve, head of marketing and public relations. Demek Rujuyu halkın gözünde iyi tutan sizsiniz. Yeah, me and an entire department at my back. Anyway, it's good to put a face to the new operative. Bu departman yarın bana da yardımcı olsun. Umarım. How much work are you going to be? Bu işte yeniyim. Bu yüzden ilk başlarda mazur görülmem gerek. Hayır, kendimi sezdirmiyoruz. Beni sadece sonuçlar ilgilendirir. Yöntemler değil. Ne kadar iş çıkaracağım derken neyi kastediyorsun? Sonuçları ilgilendirir, yöntemler değil. Oh boy. You're gonna be a real handful. Just know that one screw up for you means a lot of overtime and sleepless nights for me and my team. So, any precautions you can take will be greatly appreciated. Ah, coffee. You'd think we'd want to support our own subsidiary and get tranquility more often, but Terrabrew it is. Karalar arasında tek farkın günlük siparişler olduğundan şüpheliyim. Sakinleştirici Terrabrew'ı her zaman tercih ederim. Yes, the profit margins are vastly different at this point in time. It's more the principle of the matter. Tea talk aside, allow me to introduce myself. I'm Lyndon Caldery, Chief Financial Officer. I'll be the one deducting expenses from your pay every time you manage to screw up. O zaman which, seni sevmeyeceğim. The sound of it might be often. Maaşım elden gidiyor demek. Hata yaptığında maaşım azalıyor mu yani? Anlaşıldı. Asla çuvallamam. Bu yüzden kesecek bir şeyiniz olmaz. Neyse. The expenses aren't as extreme as you may think. We limit them. The intent is to discourage, not dishearten. This introduction was not annoying. I hope our future encounters are as productive. Peki ya siz? Sizin buradaki göreviniz nedir? Buyurun kahveniz. So, fetching coffee one minute, and junior operative the next. Camden Cho, supply chain manager for Ryujin. We won't work together much, but as part of the same department, hopefully I'll be seeing you around. Barista ötücü kendisinin 3 kez kontrol ettiğini söyledi. Kalem lazım olursa haber veririm. Tedarik zinciri yöneticisi kulağa hoş. Bir o kadar da cazip gelmiyor. Very funny, but not untrue. Anyway, welcome to the team. Oh, and just a heads up. People in your position don't typically see the brighter side of Ryujin Industries. But rest assured, this is a great company. And the work we do goes toward benefiting millions. Nedense hiç inanmadım. İyi, benim iş tanımım kesinlikle aksini iddia ediyor gibiydi. Şimdi nasıl bir fayda sağlıyor milyonlarca kişiye? Well, bak, neuroamps, söyle bakalım. They aid in mental illness, confidence boosting, and focus. Drone robots for maintenance and security, tranquility for relaxation, Arboron for protection. Your work only helps us improve and expand upon these products that so many people love and benefit from. Tamam. Kurumsal casusluğun ne tarafı iyi? I get your point, but if anything, take comfort in knowing that you're the one deciding the methods behind your assignments. Not only that, but corporate espionage is the norm. Ryujin just handles it better than most. Competitor operatives have done far worse to accomplish less. Tamam, teşekkürler, bunu aklımda tutacağım. Please do.
It's easy to get wrapped up in the bad if that's all you see. Of course, you'll be forming your own opinions as you go. Just keep an open mind. Oh, and thanks for the coffee. Afiyet olsun. Dostlar, bu bölüm biraz uzun oldu. Farkındayım. Ancak tadını çıkaralım ya. Aksi takdirde bu oyun bitmez. I hope you enjoyed your little meet and greet. Şu anda zaten yan hikayedeyiz. I'd like to know the execs who you'll be impacting while on the job. Ana tema sakın yakalanma gibiydi. That doesn't surprise me. Now that you've met a few of the execs, let's get you started. We have reason to believe that our friends at Kelt Corp were trying to hack into our R&D server, since we're both competing for a contract right now. Onların tarafında büyük bir hata. Bu Neon ya da Hür Yıldız güvenliği için bir işmiş gibi duruyor. Yasal aktivitelerden medet umuyorlarsa Celcorp bayağı çaresiz demek. Hardly. This is the standard run-of-the-mill tactic we've come to expect from them. We can't allow them to win the contract, nor can we allow the action to go unpunished. I'll be giving you a data slate with a file that you'll need to upload through one of their computers. Benim için biraz önemsiz ama sanırım zaman ayırabilirim. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Bilgisayarlara nasıl erişim sağlayacağım? Ne var ki tablette? Think of it as a lesson that Kelt Corp gets to learn the hard way. Bilgisayara nasıl erişim sağlıyoruz? Think of it as the creative aspect of your job. There's always more than one way to get a job done around here. Sanırım zaman ayırabiliriz buna. Tamam. I should hope so. Ya bu yan hikayeler güzel, heyecan verici oluyor ya. Here's the data slate. Good luck. Programı Celcorp'a yükleyeceğiz. Bir tablet verdi bize. Neon Ticaret Kulesi'ndeki Celcorp'a girip Imogen'in bana verdiği tabletteki programı yüklemeliyim. Yakalanmadan yaparsam daha iyi olur. Tamam, bir sızıntı yapacağız. Yani bir hackleme işi gibi düşünün. Bunu bir sonraki bölüm yaparız. Bir sonraki bölüm birazcık bu kuruma çalışırız arkadaşlar. Birazcık bunları da azaltmak istedim. Buraları biraz birikti. Şunlar falan böyle çok da şey yapmadan şu Kızılmıyla gitme olaylarını falan yaparız. Sonra birazcık da şeyleri toplarız. Şu güçleri de toplasak iyi olur. Akabinde bakarız. Bayağı da buralarda görev hallettik ha. Maşallah. Ana hikaye ve yan hikayeler böyle eşit ağırlıkta ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu yan hikayeler gerçekten çoğu zaman beni şaşırtıyor. Bazen hakikaten çok merak uyandırıcı şeyler oluyor mesela. Buradaki olayları da merak ettim. Muhtemelen iyi kötü hackerlığımızda bir takım artışlar olacak. Bir de bu bölümde değil de diğer bölümde karakterimizi güçlendirebiliriz. Bazı yetenek puanları açabiliriz. Onu da bir sonraki bölüm yaparız. Umarım keyif almışsınızdır, sıkılmamışsınızdır diye umuyorum. Teşekkürler. Hoşça kalın.